Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan sağlıkla ilgili kanun teklifinin 9. maddesi üzerine İyi Parti grubu adına söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ekonomik, siyasal, ekolojik, eğitim, sağlık, barınma gibi her alanda biriken sorunlar ve bu sorunların getirdiği şiddetli kriz ile 100. yılına girmeye doğru hızla yol almaktadır. Krizlerin birbirini kovaladığı ülkemizde AKP iktidarının en çok övündüğü sağlık sistemi de ciddi bir krizin içinde ve iflas etmek üzeredir. Bu duruma rağmen bugün getirilen kanun teklifi sağlıktaki sorunları giderebilmekten çok uzaktır. Bu kanun teklifi Aralık 2021'de genel kuruldan daha fazla geliştirilmek ve iyileştirmek amacıyla geri çekilmişti. Ancak aradan geçen 6 aylık süreden sonra gelen bu teklif beklentilerin çok uzağında kalmıştır. Yani sağlık çalışanları hükümetin bizzat kendisi tarafından yüksek bir beklentiye sokulmuş ancak daha fare doğurmuştur. Özellikle teklif emeklilik dönemine yansımayan ek ödemelerde iyileştirme yapmakta, sabit maaşlarda ise iyileştirme yapmamaktadır. Yani sağlık sistemimize büyük zararı olan performansa dayalı ek ödeme uygulaması anlayışı daha da derinleştirilmiştir. Değerli milletvekilleri, Türkiye bugün büyük bir sağlık kriziyle karşı karşıyadır. Uygulanan yanlış politikalar, sağlık çalışanlarına karşı şiddet, zorlu çalışma koşulları, bir türlü iyileştirmeyen özlük hakları gibi önemli sorunlar sebebiyle hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız istifa etmekte veya yurt dışına gitmektedir. 2021 yılında 1400'ün üzerinde doktor yurt dışına gitmiştir. Bu yılın sadece ilk 5 ayında ise 491'i uzman, 445'i pratisyen, toplamda 936 hekim yurt dışına gidebilmek için belgesini almıştır. Yıl sonuna kadar 2500'ün üzerinde doktorun yurt dışına gideceği tahmin edilmektedir. Bugün hastalar randevu almak için doktor bulamazken, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı ise doktorları kastederek açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz demişti. Ancak bugün yapılan kamuoyu yoklamalarında 10 bine yakın tıp öğrencisinin mezun olduktan sonra hayatlarını Avrupa ülkelerinde devam ettirmek istediği ortaya çıkmaktadır. Yani doktorlarımız gidiyor, tıp öğrencilerimiz ise gitmek için hazırlık yapıyor. Bu vahim durumun sonucu birçok hastanede, hatta ilde bazı branşlarda hekim kalmamıştır. Çünkü bilim değer görmediği toprakları her zaman terk eder. Değerli milletvekilleri, sağlıkta devrim yaptık dedikleri ülkede bugün muayene randevuları aylar sonrasına verilebilmekte ve tıbbi görüntüleme, MR, ultrasyon gibi randevular içinse hastalar yaklaşık 6 ay bekletilmektedir. Övündükleri sağlık sisteminde bir hastanın tedavi süreci hayatta kalmayı başarabilirse en iyi ihtimalle bir yılı aşmaktadır. Sağlıkta yaptık dedikleri devrim sonucu bir doktor 36 saat çalışmakta, şiddete uğramakta, bir hastaya ortalama 5 dakika zaman ayırabilmektedir. Sonuç olarak AKP'nin her alandaki başarısızlığı sağlık sistemimize de sirayet etmiştir. Değerli milletvekilleri, seçim bölgem Kayseri'de de sağlıktaki sorunlar çığ gibi büyümüştür. Kayseri Şehir Hastanesi'nde uzman olmayan bölümler bulunmaktadır. Şehrimizin kırsal ilçelerinde ise durum daha da vahimdir. Kırsal ilçelerde uzman doktor bulunmamakta, ameliyatlar yapılamamakta, hastane binaları boş dururken en acil ameliyatlar için bile hastalar şehrin öteki ucuna gönderilmektedir. Hemen hemen her gün hastanelerden randevu alamamaktan, yatak bulamamaktan şikayetçi hemşerilerimiz bizleri aramaktadır. Kayserili hemşerilerim sağlık konusunda bu sıkıntıları yaşarken AKP'li siyasilerin kendi içindeki kavgaları sağlık bürokrasisi üzerinde devam etmektedir. AKP'li bir siyasiye yakın olan bir sağlık bürokratı AKP'li başka bir siyasi tarafından görevden aldırılmakta. AKP'li siyasiler kendi adamını yönetici yapmak için kavga etmektedir. Liyakatın hiçe sayıldığı Kayseri'de sağlık sistemi AKP'li siyasilerin ring alanına dönüşmüş bir ortamda
doğal olarak sistem işlememekte, hastaların doktoruna, sağlık çalışanlarından öğrencisine, herkesi mağdur etmektedir. Değerli milletvekilleri, gelinen noktada sürekli övündükleri sağlık sistemi felç olmuş, günde 6 doktorun yurt dışına gittiği bir ülkede hastalar randevu alamaz, acil ameliyatlar dışında ameliyatlar yapılamaz, doktorlar hastalara bakamaz hale gelmiştir. Bu yüzden günü kurtarmalık çalışmalar yerine geleceğe yönelik sağlık sektörünün tüm sorunlarını ele alan bir reform yapılması gerekmektedir diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.